Hoş geldin Defne. Hoş bulduk. Hayrola? Ne bu hali? Niye geldin? Nasıl bir annesin sen? İnsan kızını böyle mi karşılar? Sen sandığımdan da ahmaksın. Üç tane sonradan görmeyi avucunda tutamadın. Kahramana hediye paketi yapıp Elif'e gönderseydin de tam olsaydı. Göreceksin bak. Kahraman bugün yarın gelip benden özür dileyecek. Yalvarıp ayaklarıma kapanacak. O zaman da ben süründüreceğim onu. Babam nasıl? Bilmem. İyidir herhalde. Nasıl iyidir herhalde? Burnunun ucundaki adamın nasıl olduğunu bilmiyor musun? Nasıl bu kadar gamsızsın sen? Asıl gamsız olan sensin. Babanı tedavi için Fransa'ya gönderdi. Fransa'ya mı gönderdi? Sen nasıl kendi başına böyle kararlar alıyorsun ya? Bana niye haber vermedin? Seni aradım, açmadın. Üstüne mesaj da çektim. Ama yörükanlar senin aklını başından aldığı için dünyadan haberin yok tabii. Gerizekalı. Ufacık bir işi beceremiyorsun, bir de yüzsüz yüzsüz arıyorsun. Salak. Kocan dışında biri arayınca bütün sinirlerin geriliyor bakıyorum. Ne alakası var? Ayrıca telefonu değil kendisini bekliyorum ben. Bugün bitmeden gelip özür dileyecek zaten. Sen böyle müebbetlik mahkum gibi dolan. Gelir koca. Beklesin. Ben sana dedim kızım. Boşuna bekleme. Aramayacak. Aramayacağını ben de biliyorum. Çünkü bu gece beni almaya gelecek. Göreceksin bak. Boşuna beklersin hayatım. Onlar Elif'le beraber Reşadiye'ye gittiler. Birlikte kalacaklar. Görünen o. Kendi ellerinle kocanı o köylü kızına teslim ettin. Bravo. Ne saçmalıyorsun sen anne? Emine! Emine! Al götür göster şunu. Sırf bunun için mi çağırdın kızı? Ne biçim bir insansın sen? Söyleseydin gelir alırdım ben. Senden isteseydi maaşı sana verir. Yemeği onunla yerdim. Karışma sen. Anne bakıyorsun öyle. Hadi enerjimi düşürme yine. Al şunu.